Ula'da yumurtadan çıkan dört ayaklı civciv görenleri şaşırtıyor. İlçeye bağlı Akçapınar mahallesinde yaşayan Celal Çatalcam'a ait Emine isimli paçalı cinsi tavuğunun yumurtalarından 8 civciv çıktı. Civcivlerden birisinin 4 ayaklı olduğunu fark eden Çatalcam, şaşkınlık ve korkudan civcivin durumunu kimseye anlatamadı. Celal Çatalcam'ın eşi Burcu Çatalcam, evinde ilk defa kümes hayvanı beslediğini, daha önce köylerinde böyle bir şey yaşanmadığını anlattı. Biz zaten çok şaşırdık tabii ilk gördüğümüz zaman. Tavuk kendiliğinden basmış, bizim haberimiz yoktu. 11 tane yumurta doğmuş, olduğu yere kendi basmış. İşte ilk gördüğümüzde şaşırdık tabii. Yani daha önce hiç görmedik. Biraz araştırdık kendimizi, hiç olmamış şimdiye kadar böyle bir şey. Civcivin sadece arkasında bir yara oluştuğunu, bunun dışında bir sağlık probleminin olmadığını kaydeden Çatalçam, "Civcivimiz inşallah ölmez, yaşatmak için elimizden geleni yapacağız" ifadesini kullandı. Birkaç kişi geldi işte, daha biz kimseye söylemedik bir şey olur diye. Hatta kendimiz resmini falan çektik, internete koyalım dedik. Koymadık yani, inşallah yaşar. Veteriner hekim Behçet Düzgünse insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da genetik bozukluğa bağlı bu gibi durumlar meydana gelebildiğini dile getirdi. Bu tür durumların dışında gelişen durumlara anomali adını verdiklerini söyleyen Düzgün şöyle konuştu. Dünyanın her yerinde bu tip olaylar oluyor. İşte ne bileyim buzağların farklı yapıda olması, işte civcivlerin farklı genetik yapıda olmaları. Bunlar genelde kromozom hatalarına, yani genetik bozukluklara bağlı olarak gelişebiliyor. Bir de tabii ki bazı durumlarda biliyorsunuz günümüzde artık sağlıklı gıda, doğru dürüst dengeli organik beslenme hem insanlarda hem de hayvanlarda biraz zor. Yani değişik hormonlar, değişik katkı maddeleri bu genlerdeki değişikliklere sebep olabiliyor. Aileden gelen genetik bir problem olabileceği gibi bu tip değişik yapay beslenme ve yapay ilaçlara karşı olarak da bu tip anomalilerin arttığını görüyoruz. Düzgün, civcivin genetik bozukluğu nedeniyle yaşıtları kadar yaşamasının güç olduğunu kaydetti. Bazı rahatsızlıklar genetik olarak yaşama şansı vermiyor. Veya bazı genetik hastalıklar belli bir yaşa kadar yaşadıktan sonra yaşam süresini kısaltabiliyor.